Selam arkadaşlar. Düzenli grubu araçlarda özellikle Megane'ların bu menfez bölgesinde yağmur suyu dolduktan sonra bu keçenin motor kısmına su vermesinden kaynaklanan bir sorundan dolayı bugün bu keçeyi değiştireceğiz. Servisten olacağı malzemeyi aldık. Şu köşelerdeki klipsleri tek tek çıkaracağız önce. Silecek kapakları. Sileceklerin kafalarını çıkarıyoruz. Toplamda 4 adet. 2 tane sol tarafta, 2 tane sağ tarafta. Şunu da çıkarabiliriz, şunu da deneyelim. Şeyi, anahtarı ver bakayım. Şuradaki somonları çıkardıktan sonra biz VD40 sıktık. Tabii bayağı bir burada kalıplaşmış. Sonrasında sallayıp çıkarıyoruz bunu. Sonrasında şu plastik parçamızı şuradan köşelerde klipsler var. Şunlardan hafif yukarı kaldırıp şurada cırnak var. Oraya dikkat edin kırılmasın. Şöyle ayırdıktan sonra lastiğimizi yukarı kaldırıyoruz. Şurada genel gördüğünüz temizliği yapın. Sonrasında şuradaki keçenin anahtar alabilir miyim? Bize küçük anahtarlar var. Bunları yoksa anlatıyorsun. Şurada vidayı görüyorsunuz. Onun anahtarmış arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi de arkasında şey var. Sekme mi? Su mu? Yok, gizli sorun. Sorun. Buradan çıkacak. Burada tutmamıza gerek yok. Karşılığı zaten sorun.
İlk defa sökülüyor sanırım. Aynen, ilk defa söküldüğü için. Çünkü bandroller falan hep üstünde. Orijinal paçası belli zaten. Ama bayağı bir kötü durumda. Herhalde bizi zorlayan en... Bizi zorlayan silecekler oldu. Uzun süre çıkmadığı için tipleri resmen kaynamış. Yine VD40'ın sayesinde sağlayarak çıkardık. Parçamızı şöyle çıkaralım. Arkadaşlar, sorunun kaynağı olan kısım şurası. Bu camın önünden akan suların burada oluşturduğu bir kanal var. Gördüğünüz gibi bu kısım silecek motoruna doğru giden yer. Şu gördüğünüz deliklerden su aşağıya doğru tahliye oluyor. Bir tane burada var. Daha sonrasında bir tane de silecek motorun altında. Biz bayağı bir temizledik ama zira yine içerisinde çamur kalıntıları, işte toz, kir vesaire bir şeyler kalmış. %100 temizlenmedi. Biz şimdilik geçici takacağız. Havalar müsait olduğu bir zamanda tekrar bunları açıp bir daha temizliğini yapacağız. Siz de görmüş oldunuz. Takalım keçeyi. Uç kısımlarından sıkıştırarak yeni aldığımız keçeyi orta kısımlara alıştırarak yanlardan yavaşça basarak oturtalım. Biz bunu servisten aldık. Orijinal parça. 120-125 lira civarı bir şeydi. Alt kısımdaki vidasını takıyoruz yine. Bizim takmamızdaki gayeyi de anlatır mısın Eren Bey? Takmamızdaki gaye su kanalını temizlemek. Onu da şu anda yeterince yapamadık ama. Artı bir de bu biraz meşakkatli bir iş olduğu için çoğu usta bunu yapmak istemiyor. Aynen, yapmaktan çekindiği için şimdi kendimiz yapıyoruz. Çok zor, sıkıntılı bir işlem değil ama yapılması gereken bir durum. Çünkü anlattığım gibi şuradaki oluğa su dolduğu zaman buradan tahliye edemediği için üst kısımdan motorun içine doğru suyu basıp direkt blok ya da bujiden olduğu kısımdan su basıyor. Yani sakat bir durum. Renault bu konuda çok mantıklı bir iş görmemiş açıkçası. Ve söktüğümüz eski keçeyi gördünüz. Eskisini göstereyim, berbat durumda. O yüzden öyle olmuş zaten. Görüyorsunuz, çürümüş, ezilmiş. Bunu çıkardığımız zaman bayağı bir sarkmış durumdaydı. Doğrusu olsun arkadaşlar, yine kendi işinizi elinizden geliyorsa kendiniz görmeye çalışın.
Köşelerdeki segmentleri takıyoruz. Toplamda 4 tane olması lazım. İkişer köşede, 2 tane de ortada. Yani aslında alttan atmak daha mantıklı ama üstten daha iyi kavrayacak. Ama öyle de tutuyor, soruyor. Tamam. İyi oldu, tamam. Şimdi güzel tuttu. İki tane daha sekmanımız var fakat yanlış sekman aldığımız için sanmamca. Bir oraya ışığı tutar mısın? Evet. Şu bir tane. Evet. Bu da tamam. Tamam, devam et. Bir tane daha sekmanımız olması gerekiyor. Bu da kırıldı. Biz de yanlış sekman almışız. Bunu deneyeceğim. Bir tanesi kırık. Biraz da bollaşmış tabii ki bunlar. Şunun alt kısmı. Başka da bir deşmeler bir şey yok. Şurada ne var? Videoda anlayacağımız çoğu şey yola çıkarsak, özellikle geçme yerlerini freni o kadar dandik yapmış ki yani söktüğünü takamıyoruz resmen. Silecekleri takalım yani.
İşlem bu kadar arkadaşlar. Sizlere de faydalı olduysa kanalımıza üye olup bizi takip edebilir. Videonun altına yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden de herkese hayırlı akşamlar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.